Yazım süreci ne kadar sürdü? Şimdi yazım sürecinden daha çok bunu toparlama süreci. Çünkü içeriden gelen mektuplar, dışarıdaki işte konuştuğum insanlar, işte onun dışında raporlar, işte doktorlar, tek o şeyle de bitmiyor. Çünkü doktorlarla da konuşmak zorundasınız. Çünkü Wernicke-Korsakoff hastalığı işte iki tane bilim adamının soyadından oluşan bir hastalık ve bilim bu konuda pek bilgi sahibi de değildi. İşte 96 Eylül orucunda birazcık daha temkinli oldular. Şimdi bu son süreçte daha iyiler ama sonuçta beyni yani hafızanın eğitimiyle ilgili bir şey olduğu için bilim bile buna çare bulamıyor. Şimdi herkesle konuşmak durumunda kalıyorsunuz. Ve bunlar birikti, birikti, birikti. Gerçekten birikti. Yani bir baktım odanın yarısından çoğu şey belge ve bilgi. Kasetler, çözümler falan. Onlar bir de tasdif ettim. O da bayağı uzun sürdü. Daha sonra oturup yazmak. Bir de yazmak kolay değil. Yani bazen oturuyorum, kapatıyorum. Çünkü ağır bir süreç. Çünkü o sırada gözümde canlanıyor onlar. Mesela o tanıdığım insanlar, tanıştığım insanlar, o gencecik insanlar. Yazması gerçekten ağırdı. Bu nedenle bayağı sürdü. Ve de öyle bir ilginç ki kitap baskıya girdiği gün eylem bitti. Son anda baskıda değiştirmiş oldum yani. Evet, onu da birazdan değineceğiz. Uğurlu kitap diye tanımlıyorsunuz. Kitabınızı isterseniz şöyle alalım. İzleyenlerimiz de görsünler. Hatta kameraman arkadaşımıza şöyle bir gösterelim. Sessizliğe karşı. Zoom yaparsa. Sessizliğe karşı kitabı, tutuklu yakınları ve kitapta anlattığınız insanlar tarafından nasıl karşılandı? Hayatta kalanlar açısından soruyorum. Şimdi dediğim gibi Sesile karşıyı ben öncelikle tutuklu yakınlarına falan dağıttık işte. Hemen hemen birçok şeye yolladık. Baroya, üniversitelere. Onun dışında bu da bir yayılsın istedik bu kitap. Ve işte Ahmet Kulaksız mesela bir günde okuduğunu söyledi. Onun dışında birçok olumlu yani pek eleştiri almadım. Ve bunun gibi yani birçok şey var. Mektuplar var. İçerideki insanlar bunu okuması zaten istediğim buydu. Onlar okudular. Onlar beğendiler. Yani burada geleceğe de kalsın isterim bu kitap. Çünkü bu 12 Eylül'le daha yeni hesaplaşırken bu F tipi cezaevleriyle belki yıllar sonra hesaplaşılacak. Siz bu kitabı uğurlu kitap olarak tanımlıyorsunuz. Çünkü kitap basım aşamasındayken ölüm hoşlarına ara verildi ve siz yine bir ön söz yazmak zorunda kaldınız. Peki devam eden süreci takip edebildiniz mi? İşte o gün işte baskıya verdik. Hrant Dink'in öldürüldüğü gün. Ondan sonra ertesi gün Hrant Dink'in cenazesi olacaktı. Bizim kitapta çıkacaktı neredeyse. O gün işte ölüm orucu eylemi bitti. BHÇ'da sonlandırması ve diğer ürünün sonlandırmasıyla. O tarihten sonra ben tekrar tabii takip ettim çünkü o artık benim için şey gibi oldu bu bir işte vicdan borcu gibi dediğim için bunlar birçoğu da benim arkadaşım oldular. Ve bu genelgenin uygulanmadığı ve sorunların tekrar başladığını biliyorum. Mesela geçtiğimiz günlerde Beyç Aşçı ile karşılaştım. Onunla da konuştuk bunu. Yani bu tecrit karşıtı sorun hala sürüyor. Yani değişen bir şey yok. Çünkü devletin mantığında bu var. Yani 96 ölüm orucunda da anlaşma sağlanmıştı. Bir süre sonra fetih cezaevlerine getirmiş oldular. Yani bu şeyin bunun bir sonu yok. Bu bir hamleler gibi, satranç oyunu gibi. Siz bir şey yapıyorsunuz, karşı taraf ona başka bir şekilde yanıt veriyor. Tutukluların talepleri neydi? Yani ve genelgede çıkan karar neydi diye hemen geleceğim. Baroların önerdiği 3 kapı 3 kilit sistemi vardı. Sanıyorum o kabul edilmedi. Sonrasında bir çıkartılan genelgeydi. İşte 10'ar saatlik sanırım bir görüşme olacaklardı. Neler yaşandı? Yani daha farklı talepleri var mıydı tutukluların? Genelgede ne kadarı uygulanıyor ya da şu anda genelgenin? Ya, çocukların ilk talepleriyle aradan geçen süredeki talepler değişti tabii ki. Çünkü
Fethi bir cezaevleri kapatılsın ve benzeri talepler bir süre sonra işte bu üç kapı üç kilit önerisine kadar geldi. Ancak şöyle bir şey var, yani tutuklu ve hükümlülerin aynı yerde kalması, aynı davadan insanların farklı cezaevlerinde olmaması, çünkü birlikte yargılanacak insanlar. İşte savunma ve avukatlar görüşünde işte baş başa kalamamaları ve benzeri şeyler, hukuka aykırı şeyler. Bir süre sonra bu üçlü kararname denilen, işte Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın yaptığı kararnamede olduğu gibi birçok sorun da doğurdu. Yani o zamanki taleplerle 7 sene sonraki talepler birbiriyle aynı değildi. Çünkü süreç de değişmişti. Size hala tutuklulardan mektuplar geliyor mu? Bilgiler ne durumdalar, ne yapıyorlar? Yani tabii ki geliyor. Yani bu onların mektupları hiç kesilmedi. Daha önce de yani ölüm orucu eyleminden önce de geliyordu. Bugün de geliyor. Şiir yazan var. İşte o günkü yaşadıklarını anlatan var. Sorunları anlatanlar var. Çünkü bu mektuplar birçok karalanmış olsa da onların seslerini duyurmasının tek yolu. Ve bu nedenle benim de aralarında olduğu birçok işte gazeteciye bunlar bu mektuplar gidiyor. Sesleri duyulsun istiyorlar. Çünkü o Fethi bir cezaevi bir tür şey, yani mezar gibi olmuş onlar. Aslında bu son ölüm orucu işte dünyada belki eşi benzeri olmayan işte çok uzun yıllara yayılan bir süreç 2000-2007. Daha öncesinde de ölüm oruçları yaşandı bu ülkede. İşte 96 yılında, 84 yılında olduğu gibi. Siz o dönemlerde de aynı duyarlılığı göstermiş miydiniz? Yani son ölüm orucunda böyle bir kitap yazmaya yeltendiniz. Ya yani o günlerden bugünün farkı ne diye sormak istiyorum. Şimdi o dönemde daha duyarlıydı. Yani herkes, hepimiz daha duyarlıydık. Çünkü özellikle hatırlıyorum 96 yılında sokaklarda binlerce kişi toplanıyordu. Aydınlar, herkes ellerini taşın altına sokuyordu. Ve toplumsal muhalefetin de güçlü olduğu yıllardı onlar. Öğrenci hareketi dahil 97'den sonra gerileme içerisine girdi. Şimdi bu gerileme içerisine girdikten sonra insanların duyarlılıkları da kayboldu. İnternet çağıyla birlikte işte yobaz böyle bir toplum haline geldi. Ve o dönem zaten hepimiz sıcak bir mücadelenin içinde olduğumuz için. Çünkü ben hatırlıyorum 96 ölüm orucunda aynı gün iki kez dayak yemiştim. Yani sabah bir coplanmıştım, akşam bir coplanmıştım. Yani o tarihteki o sıcak mücadele bu sonraki seferinde yerine ölümcül bir sessizliğe bıraktı. Yani toplumun işte sessizliğe karşı dediğimiz olayı da ona getiriyorum. Yani siz özellikle bu ismi seçtiniz bu durumda. Yani bu Sessizliğe sessizliğe karşı bir karşı ses olsun. çünkü bu artık son dönemde, yani son süreçte bu sessizlik dediğimiz şey aslında, yani orada insanlar ölüyor ve kimse ölüm orucu eylemi sürüyor mu diyor. Şeyde 180. haftasıydı herhalde cumartesi sahnelerinin. İnsanlar şey diyordu, soruyordu. Burada ne oluyor? Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar bunlarla ilgili değil, işte bu magazin programları ya da başka şeylerle ilgili.